basın mensupları, basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. İzmir Emek Demokrasi Güçleri'nin değerli katılımcıları, sizler de hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Maalesef bu deprem sürecinde şu anki rakamlara göre 36 bine yakın can kaybımız ve 105 bini aşkın da yaralımız vardır. Biraz evvel de ifade edildiği gibi can kayıplarının içerisinde maalesef hekim meslektaşlarımızın sayısı da şu anda 81 olarak görülmektedir. Bu rakamların önümüzdeki günlerde artacağından çok büyük kaygı ve endişe de duymaktayız. Bütün halkımıza, tüm camiamıza bu anlamda başsağlığı diliyoruz. Depremzedelere de en kısa zamanda geçmiş olsun diyoruz. İzmir Tabip Odası olarak biraz evvel de ifade edildiği gibi 6 Şubat tarihinde saat 12 itibariyle İzmir Demokrasi Güçleri ile birlikte bir koordinasyon kriz merkezi kuruldu ve bunun içerisinde İzmir Tabip Odası olarak biz de özellikle insan gücü açısından bir destek oluşturma gayreti içerisinde olduk. Şu anda 400'ü aşkın hekim ve diğer sağlık personelinden oluşan bir gönüllü ekibimiz hem Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı, hem Türk Tabipleri Birliği, hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla bölgede etkinlik gösterme çabası içerisindedir. Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı üzerinden ihtiyaç duyulan yerlerdeki hekim ve sağlık çalışanlarını görevlendirmektedir. Türk Tabipleri Birliği de İzmir Tabip Odası'na özellikle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Antep'in bir kısmı olmak üzere bir görev alanı çizmiştir ve biz bu görev alanında durum tespiti yapmak, gözlemlemek, rapor tutmak ve istatistikler çıkartmak üzere etkinlik gösterme çabası içerisindeyiz. Bunun yanı sıra da İzmir Büyükşehir Belediyesi özellikle 4 merkezde mobil hastane kurmaktadır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de işbirliği içerisinde bu bölgede İzmir Tabip Odası gönüllüleri olarak sağlık hizmetini organize etmeye yardımcı olmaktayız. Elbette bunun yanı sıra buraya gelen depremzedelerin sağlık durumunun tespiti, yönlendirilmesi, organizasyonu konusunda da etkinlik gösterme ve organizasyon yapma çabası içerisindeyiz. Umarım ki oraya ulaştırmaya çalıştığımız hem aynı yardımlar, hem tıbbi malzeme, hem insan gücü o bölgenin olabildiği kadar kısa dönemde ayağa kalkmasını sağlayacaktır. Biz sivil toplum örgütleri olarak bölgeye verilen çok büyük desteğe katkıda bulunuyoruz ve biz bu depremin altından kalkacağız. Özellikle sivil toplum örgütleri olarak yaptığımız katkılarla bu büyük afetin ortadan kalkmasını en kısa zamanda hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.